Merhaba arkadaşlar, bu seferki oyun tanıtım videomuz yeni çıkan Exoblade vs. Sword Art Online oyunu için olacak. Aslında Berserk oynamaya devam edecektik ama Exoblade vs. Sword'un PC için çıkmasını bir süredir bekliyordum. Ve geçenlerde torrentte düştüğünü görünce de dayanamadım doğrusu. Bu yüzden Berserk'e bir süre ara vereceğiz. Belki daha sonra geri dönüş yapabiliriz. Aslında Exoblade vs. Sword Temmuz ayında PS4 ve Vita için çıkmıştı. Daha yeni PC platformuna dönüştürüldü. Tabii ne yazık ki PC platformuna gelmeyen daha nice anime oyunları da var. Mesela Sao'nun geçen yıl çıkan Hollow Realization'ı PC için bekliyordum şahsen. Ama bundan sonra da herhalde gelmez gibi geliyor. Neyse, oyuna dönecek olursak eğer, Exilverse serisindeki karakterler ile Sao karakterleri bir bakıma aynı dünyada karşı karşıya geliyorlar. Yani bir crossover oyunu. Neden bu iki seri diye soracak olursanız eğer, ikisi de malum birbirlerine yakın temalı seriler. Çünkü bileniniz vardır tabi ama bu iki serinin de yazarı aynı kişi. İki seri de mangaka ve novel yazarı olan Kawahara Reiki tarafından yazılmış seriler. Neyse artık oyuna yavaştan geçelim. Şimdi gördüğümüz bu karakter Exilverse serisinden Silver Crow, Arita Haruki'nin oyundaki avatarı. Sosyal kamerada yansıtılan dünya de, nasıl düşünürsek de, bu kadar büyük doğal alanın beyin fırtınasına uğradı mı? Bir şekilde Sao diyarına gelmiş. Kuroyuki Hime'yi arıyor. Yani Black Lotus, Kara Kralı. Ve işte bizimkiler de göründü. Kirito ve Asuna uçarak geliyorlar. Yani oyun Elfheim Online diyarında geçecek. Yui, そんなに急がなくても大丈夫だぞ. Demo, せっかく3人のお出かけなのにもったいないです. Yui-chan, はしゃいじゃってるね. Ah, ちょっと珍しいくらいにな. Kirito-kun の作った花飾り, よく似合ってる. あまりうまくないけどな. 作ってやるって約束したんだ. Diyalogları novel oyunu tarzında yapmışlar. Aslında hoş olmuş. Yarı novel, yarı oyun tarzı. Karma şeklinde. Kontrollere şöyle bir bakalım. Zıplayınca Asuna da zıplıyor. Hareketlere bakalım. Kombolar falan. İyi görünüyor böyle. Şimdi neymiş bu? Sanırım görev. Baba, mama. Zaman wa yuigi ni tsukawanai to dame desu yo. Tashika ni game koryak mo kihon wa zikan to no shoubu da kara na. Me no mae ni okareta jōkyō o tanoshimi tsutsu, jōi o mezasu nara azatoi kurai no kōritsusei ga jūyō da. Mō Kirito-kun, mata game no hanashi shiteru. Gomen, gomen. Koko wa kasou genjitsu sekai, VR MMO. Ore tachi ni totte wa rial to doutou ni kachi no aru mou hitotsu no ikiteiru sekai nan da yo na. Dakara ima wa oyako 3 nin de irareru kono yuttari to shita toki o mankitsu suru sa. Hai. Demo game no koto nara papa no private pixie de aru watashi mo tayotte kudasai ne. SAO Sword Art Online のメンタルヘルスカウンセリングプログラムとしての力はもうありませんが、この ALO アルブヘイムオンラインでは私にはナビゲートという役目がありますから。そうだな、ユイ、頼りにしてるぞ。
よろしくね、ゆいちゃん。はい。ゆいちゃん、どうしたの？パパとママと SAO で出会った時のことを思い出したんです。あの日私はすぐにカーディナルシステムの意思によって消去されてしまいました。そうだな、22層の森で出会ってすぐに1層の国鉄級のダンジョンに行って、いろいろあったけど、あれってたった1日のことだったんだよな。そうだね。でもあの日私たちが憧れたこと、3人でずっと仲良く過ごすことが今はこうして現実になってるんだね。あれからいろいろあったけど、俺たちはまたこうして家族として過ごせてる。なんだか夢みたいだな。はい、それを考えていたらすごく嬉しくなっちゃいました。俺もだよ、ユイ。もちろん私も。はい、パパ、ママ、大好きです。いつまでもずっとこうして3人で過ごしましょうね。もちろんさ。あれ？あそこに敵モブがいるよ。この辺はめったにポップしないはずなのに。それほど強い敵はいないようです。よし、パパとママが颯爽と片付けてくるから、ユイはここで見ててくれ。早くピクニックを再開しような。はい、パパ、ママ、頑張ってください。Piknik öncesi biraz yaratık kesin demişler. İlk yaratığımız da balçık canavarları. Genelde farklı dünyalarda geçen anime serilerinde bu balçık canavarları sıklıkla ortaya çıkar. Zaten bilirsiniz, kız karakterlerinde korkulu rüyasıdırlar. Erkek karakterlerin ise malum fantezisi. Özel hareketlerine de bakalım. Savaşırken de kontrollere biraz alışmak lazım tabi. Berserk'ten farklı olarak en azından bu oyunda kilitlenme sistemi var. Onun dışında mesela yaratık uzak mesafedeyken tek hamleyle yanına ulaşabilseymişiz daha iyi olurmuş. Bir de ultimate hareketine bakalım. Güzel combo saldırısı. Animeli gibi çift kılıçlı combo saldırısını yapıyor. Gerçi daha efektli falan olabilirmiş. Böyle biraz sade gibi geldi bana. Oyunun grafikleri de genel olarak normal düzeyde görünüyor. Karakter de değiştirebiliyormuşuz. Şimdi biraz Asuna ile oynayacağız. Şöyle bir bakalım Asuna da neler yapabiliyormuş. Hareketleri neymiş. Asuna'nın da hareketleri genel olarak aynı. Hızlı bir tek kılıç darbesiyle vuruş yapıyor. Herhalde ileride combo vuruşu falan açılıyor. Aslında gerçekten de düşmanın yanına tek hamlede gitme olsaymış keşke. Bu şekilde biraz sıkıntı gibi. Asuna'nın ultimate saldırısına bakmadık. Herhalde combo saldırısı odur. Yok, bu da değilmiş. Yine tek vuruş içeren bir saldırı. Dediğim gibi herhalde ilerlediğimizde eklenecek. Çünkü Asuna'nın da Kirito gibi combo saldırısı var. Sanırım ilk bölümü tamamladık böylece. Gonnamon kana. Soreja, piknik saikai to ikimashou ka. ユイ、どうかしたのか？あ、いえ、なんでもありません。さあ、行きましょう、パパ、ママ。ねえ、ゆいちゃん、また一緒に行こうね。はい。さて、この後どうしようか。そうね、
一旦宿屋に行かない？キリト君アイテムの整理したいでしょう。ああ、なんだこの音。緊急のインフォメーションってウィンドウに表示されてるよ。パパ、開いてみてください。なになに。本日現時刻より緊急のメンテナンスを実施いたします。アルブヘイムオンラインをご利用のプレイヤーの皆様には即時ログアウトしていただけますようお願いいたします。え？こんな急に？普通は事前に情報を出すはずだよな。これまで ALO でこんなことはなかったよ。ちょっと嫌なこと思い出しちゃうね。アスナ、心配するな。俺たちは今アミスフィアで遊んでるんだ。万一ソフト的にログアウトできない状況になっても本体側から呼び戻すことが可能だし、現実の肉体も安全だ。うん、もちろんそれは分かってるよ。またインフォメーションが追記された。なお、ログアウトをされないプレイヤー様に関しましては、データの破損、消去、ロールバックといった障害が発生することもあり得ます。ご注意ください。おいおい、なんだか随分と強引だな。プレイヤーをそっちのけで問題を急いで解決しようとしているみたいだ。実際、今言ったような障害ってあり得るの？普通のオンラインゲームならまだしも、カーディナルシステムに守られたこの世界で、その可能性は低いはずだ。バックアップ用のサーバーもたくさん用意してるだろうし、保守も万全だ。この ALO でそんなことは起こり得ないと思う。ということは、嘘をついてプレッシャーをかけてでも、プレイヤーをログアウトさせたがってるってこと？だろうな。でも、なんで？パパ、ママ、早くログアウトをした方が。ユイ？私のことなら大丈夫です。二人がいない間は、普段通り、スリープモードに移行しておきますから。ユイちゃん。わかった、そうしよう。アスナ、俺たちは宿屋に行こうぜ。そこでログアウトしよう。アイテムを整理するくらいの時間はあるだろう。そうかもしれないけど。では、また、パパ、ママ。ああ、またな、ユイ。ちょっと、キリト君？ Şimdi, bir şeyler dönüyor. Ama, bakalım. Yui tarafında bir sıkıntı olacak herhalde. Hikayede o yönde ilerleyecek gibi görünüyor. Yui-chan'ın yonsu da hen datta yo. Kirito-kun mu wakatterin de şo? Ah, moçiron da. Dakara koso içido hanareta. E? Soro soro iyi daro. Yui-yo oun da. Oun te? Yui-chan wa doko ni iku te yu no? Sore wa wakara nai. Da ga Yui wa...しきりに何かを気にしているようだった。あいつは何か探している。スリープモードにもなっていないはずだ。うん、わかった。追いかけよう。Şimdi Yu'nun peşinden bir yerlere geldik ama sisli puslu ortam pek de hoş görünmüyor.なんだ、ありゃ。ここって、スバルトエリアの荒野フィールドだよね。ああ。だが前まであんな巨大な塔はなかったはずだ。ユイは、あの塔に向かったのか。へえ、bu arada karakterlerinizi bakmadık. Şöyle bir karakterlere bakalım.Menüden karakterlerin itemlerine, kıyafetlerine vesaire, onlara da bir bakalım neler varmış. 5 adet menü var. Members'tan karakterlerin özelliklerine geçebiliyoruz. Şöyle bir ekipmanlara, kıyafetlere bakalım. Ordinal Scale son filminin kıyafeti büyük ihtimal. Son filmindeki oyunda kullandığı kıyafet.Bunun dışında k
Cop Uniform diyor. Bu hangisiydi hatırlamıyorum, ona bir bakalım. He, bu ilk seride Asuna'nın bulunduğu klanın kıyafeti. Diğerine geçelim. Fairy Dance Avatar'ı diyor. Serinin ikinci sezonunda bu avatarla giriş yapmıştı. Asuna'yı kurtarmak için. Diğerine geçelim. GGO avatarı. Ha, Gunglay. Bu da 3. sezonda çıkan Gunglay oyununun kıyafetiydi. Malum kıza benzer avatarı. Birçok kişi direkt kız zannetmişti oyunda onu. Kirito'nun kıyafetleri bu şekildeymiş. Toplam 5 tane farklı avatarı mevcut. Artık hangisini istiyorsanız onu seçip devam edebiliyorsunuz oyuna. Şimdi Asuna'ya geçersek bir de Asuna'ya bakalım. Hop, yanlış oldu. Oo, Asuna'da daha fazla kıyafet var. Şöyle ilk baştan başlayalım. Filmdeki kıyafeti. Diğerine bakalım. Oo, okul üniforması diyor. Okul üniformasını bile koymuşlar. Ne güzel olmuş. Asuna zaten ne giyse yakışır. Diğerine bakalım. Oo, yok artık. Mayo bile koymuşlar ya. Ho, bikinili Asuna. Yani bu tam bildiğiniz fan servis olmuş. Oyuna ne alakaysa artık bu kıyafet bilmiyorum ama resmen tamamen fan servis. Neyse, diğerine geçelim. Bu neymiş? Yok artık, daha neler. Banyo havlusu mu? Gerçek mi? Bakalım bir hemen. Oha. Yani adamlar banyo havlusuna kadar koymuşlar. Şu işe bak. Yani fan servisin de bu kadar abartıldığını bir defa görüyorum. Neyse, diğerine geçelim. Ha, bu bildiğimiz tipik herhalde klasik olan şu tapınak kostümlerinde. Evet, tahmin ettiğim gibi tapınak kostümü. Diğer kostüme geçelim. Oo, bir tane daha mayo varmış. Bakalım buna da. Bu da kırmızı çizgili mayo. Daha bir hoş tarafından. Ve son olarak da diğer kostüm. Ha, bu da Asuna'nın klandaki kostümüydü ilk sezonda. Kırmızı çizgili olan. Kıyafetler de böyleymiş genel olarak. Asuna için bayağı çalışmışlar yalnız. Güzel fan servis yapmışlar hayranlara. Birçok kişi büyük ihtimal Asuna'ya mayoyu seçip oynamaya devam edecektir. Şimdi ileride görev noktası varmış. Oraya bir gidelim. Görevlere artık devam edelim. Exoworld serisinden Kara Kral ortaya çıktı. Bu da Kuro Yukihime'nin avatarı. Sanırım yalnız başına. Yanında Silver Crow yok. Bakalım neler oldu. Asta, sakin ike. Koitsu wa ore ga nantoka suru. Wakatta. Kiita tori.
やはり貴様たちが標的のエネミーということか。どこの誰だか知らないが、通してもらうぞ。行くぞ。おお、hızlı başladı. Haydi. En iyisi şöyle bir kombomuzu yapalım. Hadi be. Savaşı çabuk kestiler. ブルーナイトやグラファイトエッジくらい、いやそれ以上だ。お前との勝負にうつつを抜かしている余裕は今はないんだ。はあ、アスター、ヒュイ、待て。あなたは一体。お前ならここへ来ると思っていた。あなた誰？その子から離れなさい。ママ危険です。この人と関わってはいけません。ユイちゃん、アスナ、この電脳世界に様々な奇跡を呼び起こした輝きの一対、お前はいずれ後悔することになる。その戯れに興じた己の愚行をな。あなたは何を。さっきの黒いアバターの仲間なの。わらわか、ペルソナ、黄昏の魔女ペルソナバベルとでも覚えておけ。妖精、いや人間よ。黄昏の魔女ペルソナバベル。何を、ユイちゃん。ママ、ユイちゃん、ユイちゃん。Evet, ana konu da belli oldu. Yui kaçırıldı. これで目標の第一段階は達成。人間たちに余計な知恵を与える邪魔な小妖精は虚無への封印に成功した。ここからが神々の黄昏の始まりだ。ユイちゃん、ユイちゃん。扉が。あなたがこの塔を閉じたんでしょ。早く開けて、ユイちゃんを戻しなさい。無駄だ。この塔の封印はわらわ自身にも解くことはできぬ。何ですって。ユイちゃんをどうするつもりなの。言ったはず、これは神々の黄昏の始まりだと。神々の黄昏。アサ、ケイト君、ユイちゃんが、ユイちゃんが。やはり来たか。どういうことか私にも説明してもらおうか。ペルソナバベル、ブラックロータス、貴様は十分に役立ってくれた。ほう、今までとは態度も全く変えたようだな。そして今のセリフ、己の悪行を認めるということでいいのだな。この状況を見ればどちらに非があるのか明白というもの。お前が取り交わした条件を保護にした際、私がどういう行動に出るか忘れたとは言わせんぞ。好きなだけわめくがいい、黒き王よ。なんだと。すでに世界の改変が始まった。敵モブが囲まれてるね。アスナ、まずこいつらをどうにかした方が良さそうだ。妖精の NPC たち、
すまない、話は後にさせてもらうとして、ここは加勢させてくれ。え？ああ、そりゃもちろん助かるが。我が決断の過ち、せめて食材する機会が欲しい。Artık kötü karakterin peşinden Yu'yu bulmak için görevlere devam edeceğiz. Şimdi Black Lotus, Kara Kral da Doğru'yu gördü. O yüzden yanımızda yer aldı. Nasıl bir zıplama ya? Sağlam zıplıyor. Özel hareketler. Hızlı bir karakter genel olarak. Ultimate hareketine bakarsa eğer, yani genel olarak güzel hareketleri var. Her ne kadar tutturamamış olsak da zıplaması çok sağlam.正直参ったが、今はなんだか心強いぜ。ああ、こちらも同じ意見だ。せいかっこれか。はあ、şimdi switch muhabbeti var. Malum seride de vardı. Değiştirme. Hareketin ortasında yanındaki karakterle değişim yapıp yanındaki karakterle komboyu devam ettiriyorsun. Aynen bu şekilde. Normalde zaten bu hareket, bu olay seride var. O yüzden oyunda da olması doğal ve güzel. Tekrar yapmaya çalışıyorum ama tutturamadım bir türlü. Hah, oldu. Son yaratığı da hallettik. Kirito'nun duruş pozu da pek güzel değil bence. Fazla eğimli, kambur duruyor. Yani savaş pozisyonunda fazla kambur. Neyse. 敵は全部倒したが、ユイはあの塔の中か。でもキリト君、あの扉は破壊不能オブジェクトなら、あいつから開け方を聞き出すだけだ。そろそろか、我が最強のしもべ降臨せり。Şimdi sağlam bir boss çıktı. Nasıl alacağız bunu bilmiyorum ama bir şekilde halledeceğiz. Ano hito ga ayatsutte iru no. Kamoshirenai na. Shikashi kono yatsukan wa isho da.
おそらく生半可なパラメータ設定はされていないだろう。この強さはエネミー、しかもレジェンド級のエネミーに近いものを感じる。エネミー？レジェンド級？だがデザインに違和感がある。この世界のものとも思えないが、我々の世界のそれとも異なる。我々の世界などと語り合っている暇はやはりないようだな。気づかれた。妖精たち、ここは一旦引くべきだ。でもユイちゃんが。アスナ、俺も気持ちは同じだ。ユイがどうなったのか知りたい。どうにかして助けたい。だがこの異常事態の中で無謀なバトルをしてキルされてしまうことが今一番のリスクだと思う。ここは一旦撤退しよう。ほば、olmadı ama şimdi bu. Nasıl ya? Koskoca Kirito geri çekilelim diyecek ha? Düşünmeden en sağlam bosslara bile kafa göz dalan adam şimdi bossa dalmayacak. Normalde Yu diye bağırarak cenk narası atıp bossa dalması lazım. Yok, yok işte olmadı bu. Bizim tanıdığımız Kirito değil bu. Hem zaten yani dalsalar bile gerçekte ölecek değiller. İlk sezonu anlatmıyor sonuçta bu oyun. İkinci sezona ait, ikinci oyuna, Elfheim diyarına ait. O yüzden ölseler bile bir şey olmaz. En azından boss ve kombalar hakkında bir ön bilgileri de olur. Yani bilmiyorum, çok yanlış geldi bana. Hoş olmadı yani. ここは草原か。ふむ、どうやらあの荒野のフィールドから押し出されてしまったようだな。これはどういうことだ。スバルトエリアの景色が変わってる。このデザイン、風化ステージへの変遷か。風化？変遷？あんたの言葉には本当に聞き慣れない用語が多いな。どこか落ち着けるところで洗いざらい話すとしよう。そうだね。Black Lotus Kara Kral partiye katıldı. Artık o da bizdi. Şimdi 3 karakter olarak yola devam edeceğiz gibi görünüyor. Ama bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki oyunda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi oyunlar.